Gelişe bak, bak, bak. Asalete, ağırlığa bakın. Aman, aman, aman. Bugün gelir misiniz? Çok ağır iniyorsun, çok. Olur mu bugün acaba birinciler? İnerler artık. Bunların nesi var? Öğlenmişler. Çok su içiyorlar. Pudingsizlikten. Evet. O pudingi yemeyecektin Adna. O puding yemeyecektin. O pudingi yedireceğim ben sana. Bir şey olmuş. Ne oldu bunlara? Ay. Slow motion gelmeyi tercih etti. İnsan böyle güzel kızlara koşar be. Hiç. İyi mi? Elebaşı belli. Elebaşı belli tabii. Baştan inen değil mi? O slow motion yedireceğim ben ona pudingleri. Damla damla. Damla damla. Tabii tabii. Şimdi selam. Bitmez, bitmez efendim bu birinciler bugün. Söyleyemem, açıklayamam, baksanıza. Hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Peki, tahminlere başlayayım mı? Ama ondan önce elimde bir şeyler var benim. Onları hediye etmek istiyorum. Evlere güzel telefonlar bağlandı, bak. Wow. Amerikan Başkanı'nın odasındaki gibi kırmızı at. Kırmızı at, çok özel. Ama bundan sonra herkes kullanamayacak. Nasıl? Ha, telefon, evet. Telefon hakkınız olacak. Telefon hakkınız olacak. Ben hiç kullanmadım ki. Öyle. Telefon joker. Peki bu hak kimlerin olacak? Sadece hiç kim. Önce en popülerleri rica edebilir miyim yanıma? Sevgi Can ve Tankut. Pazı dedikodumuz. Gelin şöyle yanıma. Sevgi Can'cığım tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tankut'cum tebrik ediyorum. Pazartesi günü kullanacaksın. Sedan benimki niye kara telefon? O senin erkek olduğun için koyuyor değil mi? Kız olduğu için beyaz. Ben dedim şimdi. Pazartesi istediğini arayabilirsin bu evden. Öyle peki, mi? Peki Sedan Hanım şöyle bir şey var mı? Mesela arayıp... Ama pazartesi. Sadece pazartesi mi Sedan? Didem de seninle final konuşmak istiyor deyip telefonu kapatmadan değiştirebilir mi? Siz o çakallığı da yaparsınız. Bana öyle geliyor da yapamazsınız yani. Sedan biz no'ya kesiveririz hatları içeriden. Satabilir miyiz? Hayır canım. Şahsa münasır, kişiye özel, bir kişilik, bir kerelik telefon konuşma hakkı. O da pazartesi gün. Ha, artık muhabbet o kadar da kontrollü yapmadık yani. Rahat rahat konuş. Rahat rahat. Ama bir seferlik. Gel biraz sen niye uzak duruyorsun? Rahat rahat konuşun, abartmayın tabii. Tabii abartmayın yani. Tankut abi onu bir yerde unutur bilir. Bu pazartesi günü geçerli. Çünkü yarın final. Hiçbirinizin evet telefon edecek hali olmayacak. Hepimiz buradayız. Şimdi haftanın en popülerleri aldı ya bu hakları. Birazdan haftanın birincileri halk oylamasıyla seçilen birinciler de alacak. Daha sonra da az önce söylediğim gibi efendim her günün sonunda hak eden, karar verdiğimiz kritikler de belli olacak. Birer kişi daha alacak her evden. Siz şimdilik size tebrik ediyorum. Pazartesi kullanın doyasıya. Geçelim tahminlere. İlkay'la başlayalım. Hiç kızlar evini söyleme. Sizin evden kim olmuştur? Halk oyluyor unutma. Onur Bey olmuştur. Onur Bey. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Bugün çok kibarsın. Bugün bir şeyler var sizde. Evet. Onur Bey. Oyunsuz gibi. Mendil taktı diye mi? Yok güzel bir takım giydiği için bugün. Onur Bey ne diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Adnan'la ne diyorsunuz? Teşekkür ben ediyorum. Ben biraz sanki bey falan dedi ya kibarlık mübarlık ama dedim biraz uyumsuz gibi giyinmiş gibi. Siyah ayakkabı, lacivertleri var. Bunların cevabını sana daha sonra göreceğim. Doğru. Ne de olsa rakip. Dost da olsa rakip yani. Peki Akın kim olur sizin evden birinci bu hafta? Vallahi bu hafta aslında konuşmalara göre İlkay son üç gündür kendini artık tamamen ifade etmeye başladı. Eğer bu hafta riske Arap girecekse... Arap atı gibi açıldı diyorsun. Riske girecekse eğer şayet halk onu elineceğini düşündüğünü farsayarak İlkay diyorum. Evde tutmak istemiş. Evde tutmak isteyebilirim. İlginç bir teori. Kemal'e sorayım. Sizin evden kim birinci çıkar? Onu, halk oylarıyla tabii. Halk oylarıyla ise yaşadığı ilişkiye sahip çıkaraktan gidip ayağına kadar gittiği için Onur abi seçebilirim. Peki. Alto'ya da sorayım. O ikisi cezalı. Hiç sormuyorum onu. Yani ben de Onur diyorum. Bu hafta bayağı da ismi söylendi. Bir de zor şeyler geçirdi. Saygı muhtemelen Onur'dur. Evet en çok Onur'un ismi söylendi efendim damatlar evinde tahmin olarak. Peki siz kimi söylediniz az sonra göreceğiz. Kızlara soralım. Gamze yeni geldin fırtına gibi geldin sizin evden kim çıkar? Yani Farima'yı ben burada tanıdım. İnanın yakın arkadaşım diye söylemiyorum. Çünkü çok fazla özelliği var bu evde. Temiz, titiz, mutfakta başarılı.
Yani uyumlu bir kız ve çok doğru, dürüst, dobra konuşuyor, mert konuşuyor. Halk bunun için onu birinci seçer mi sence? Evet, çünkü bu davranışlarıyla birçok insandan daha çok ön plana çıkıyor. Ben böyle düşünüyorum. Peki Tuğçe sen ne dersin? Süreyim için sağ ol. Aynı şeyleri düşünüyorum. Farima diyecektim zaten ama şunu da ekleyeyim. Bize yaptığı son jest de çok güzeldi. Evet. Bu anlamda da Farima olmuştur. Nefisti de ayrıca, ellerine evet, sağlık. Çok büyük bir emek vardı. Farima'ya sormayayım, direkt Yağmur'a geçeyim o zaman. Kim dersin? Farima olduğunu düşünüyorum ben de. Herkes Farima diyor. Farima'dan başka fikri olan? Benim var, Didem. Didem diyor. Neden? Didem'le olmasını istiyorum. Şöyle bir bakayım da. Didem'dir. Peki efendim, kızlar mı haklı çıkacak, erkekler mi haklı çıkacak? Sizler bir hafta boyunca kime oy verdiniz? Ve bizle birlikte olacak, bir hafta elenmeyecek birincilerimiz kimler? Beşer bir liranın sahibi olacaklar. Bir hafta bizimle olacaklar. Belki evlerini de koruyabilecekler. En önemlisi sizlerin onayını aldıklarını bilmenin rahatlığıyla bu evde olacaklar. Önce birinci damat adayımız. Adnan, gel. İnşallah. Ödül yemeğinde puding vardı. Ödül yemeğinde inşallah Didem vardır, sonra puding. Pudingi boş ver diyorsun. Evet. İnşallah, neden olmasın, gönlünden o geçiyorsa ama tam yerinde söyledin. Şunu söyleyeyim. Bugün eğer Didem olmazsa, hani bazen değiştiriyoruz, hak devrediyoruz. Onur'un özel bir durumu vardı. Tam ayrılığının ertesi günü devretti. Bugün o yok. Olmayacağına göre Didem diyor. Kimler seçildiyse onlar yemeğe gidiyor efendim. Bu cümleyi de değil. Peki Adnan kimle yemeğe gidecek? Birinci gelin adayımız kim oldu? Şaşırdım bu kadar ya. Niye? Niye şaşırıp duruyorsun? Bak yine birinci olduğunda tepkisiz geldi. Fark ettiniz mi? Yani sevinmiyor musun? Çok üzgünüm. Yok, çok sevindim ama az önce yaşadığımdan dolayı çok üzgünüm. Geride bırak her şeyi. Bak şu anda o kadar izleyici. Demek ki en fazla sana oy vermiş. Demek ki en çok senin duruşunu beğenmiş bu hafta. Bırak geride. Anı yaşa şimdi. Haftanın birincisisin. 5000 liran var. Belki yarın çok sevdiğin bir arkadaşını eleyecekler. Sen onu kurtarma şansına sahip olacaksın. Çok güzel bir şey. Evet. Duruşunu sevmişler. Bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim gerçekten. Mutlu musun? Yani ama az önce yaşadığımdan dolayı gerçekten kötü hissediyorum şu an. Ama herkese çok teşekkür ederim. Halkın böyle bir şeye karar vermesi beni çok onur etti, mutlu etti. Tabii ki çok mutluyum. Adnan bu konuda yardımcı olabilir misin yemekte? Sen evet, biraz böyle aynen, bir dinlersin konuyu. Yapar mısın bunu? Ha, o anlamı. Ben biraz sen Akın'a daha yollayacak. Evet. Devredemiyorsun bugün. Didem bir sakıncası var mı? Yok, hayır. Sen bu evin en eskisisin. Elimden erkekler evinde herkesle aran iyi. Allah razı olsun hepsinden. Kızlar evi de çoğu aram iyi. Evet, evet, gidişiyoruz, tartışıyoruz ama yine söyledim, onların eniştesiyim. Bu evde biraz yaştan çok yaşanmışlık bu doğru, evin içerisinde insanı büyük gösteriyor. Doğru. Ben keza bazen Gamze böyle laf sokarmışçasına abileri diyor da ben kendimi gerçekten yürekten onların kardeşi gibi yeri geldiğinde abisi olarak görüyorum. İnşallah elimden zaten bir şey abi kardeş falan yok. Evet. Hepimiz insanız Allah aşkına. Hepinizin de niyeti belli. Mutlu olmak, yuva kurmak. Abi kardeş falan evi değil burası. Sevgi evi, aşk evi. Şimdi burada bir arkadaşımızın canı ya, sıkkın. İlişkiyi kurtarabilecek yorumlar yapabilirsem ne mutlu bana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o gün büyük patlama oldu ya kavga. O zamana kadar o kadar mesafeli, o kadar konuşulmayan şeyler vardı ki aralarında. Ben bile bir soğukluktan şüphe ediyordum. O gün gerçekten sevdiklerine emin oldum. Çünkü o gün kavga yükseldi, anlatabiliyor muyum? İçlerini gördük.
Demek ki başka şeyler yaşanıyormuş. Evet. O yüzden lütfen artık bu gizemi, o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi, kaldı sosyal medya ne dedi, bırakın bunları. Her şeyi konuştuk. Adnan bu evin tecrübelisidir. Bu yemeği de böyle değerlendirin madem. Telefon hakkınızı veriyorum pazartesi günü için. Teşekkürler, sağ olun. Didem Hanım'ı arar, puding istersin. Zaten izleyeceğiz neler konuştuğunuzu, göreceğiz. Nasıl yani? Benim bir özelim olmayacak mı? Tuğçe'yle mi? Didem'le. Ne zaman ne konuştuğunuzu? Onu demiyorum, şimdi yemekte diyorum canım. Didem'le özelin olmayacak mı? Tabii ki olmayacak. Tabii ki telefon konuşmanızı dinleyeceğiz. Haklısın. Tahmin ettiğin gibi. Çok alemsin. Hadi buyurun, sizi yemeği alalım. Yarın bu saatlerde kime ne olur bilinmez. O yüzden onlar da evin tadını çıkarsın. Didem'le icazet almaya gidiyorum. Yok, biz çok masal dinledik. Birazcık da sen dinle yemekte. Biraz sen de La Fontaine'den masalları dinle biraz. Yapması yok Adna. Yapması yok yani. Hadi fazla bekletme. Tamam. Sonra tebrik ederim. Yani. Evet, Tuğçe ile Adnan birinci oldu. Zaten Tuğçe biliyorsunuz bu hafta çok zor zamanlar geçirdi. Ondan dolayı halkımız onun yanında olmuştur, görüyoruz. Adnan zaten gönüllerin birincisi, desteklenen bir kardeşim. İkisini de tebrik ediyorum. Bundan sonra da inşallah nice birincilikler yaşarlar. Tebrikler. Bu hafta da tekrar ismimi duyunca çok mutlu oldum. Ama onun öncesinde evde bir gergin bir an yaşamıştım. Çok üzülmüştüm gerçekten. O yüzden çok da tepkimi gösteremedim. Bu birincilik için çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun bana moral olacağını düşünüyorum. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.